Pierre, ziyafetten biraz önce gelmiş, utangaç bir tavırla salonun ortasında ilk karşısına çıkan koltuğa oturmuş, herkesin yolunu kapamıştı. Kontes onu konuşturmak istemiş ama Pierre gözünde gözlük, sanki birini arıyormuş gibi etrafına saf saf bakınmış, kontesin sorduğu soruya tek heceli, kısacık sözlerle karşılık vermişti. Başkalarını rahatsız ediyor ama bunu yalnız kendisi fark etmiyordu. Konuklardan çoğu onun ayı ile olan macerasını biliyor, bu iri yarı, şişman, uslu akıllı genç adama merakla bakarak nasıl olup da böyle çekingen, beceriksiz bir gencin komisere öylesine bir oyun oynadığına bir türlü akıl erdiremiyorlardı. Kontes ona siz buraya yakında mı geldiniz diye soruyordu. Pierre kontese doğru dönmeden evet madam diye karşılık veriyordu. Kocamla görüştünüz mü? Hayır madam. Pierre bunu söylerken hiç de gerekli olmadığı halde gülümsemişti. Galiba kısa bir süre önce Paris'teydiniz. Öyle değil mi? Herhalde çok enteresan bir yerdir. Evet çok enteresan. Kontes Anna Mihailovna ile göz göze geldi. Anna Mihailovna genç adamı meşgul etmesinin istendiğini hemen anladı. Yanına oturarak babasından söz etmeye başladı. Ama Pierre kontese yaptığı gibi ona da hep tek heceli sözlerle karşılık veriyordu. Konuklar kendi aralarında konuşuyorlardı. Her taraftan konuşmalar duyuluyordu. Ramazovskiler çok güzeldi, çok iyisiniz. Kontes Apraskin. Kontes kalktı. Salona geçti. Salondan Maria Dimitrievna siz misiniz diye seslendiği işitildi. Bu sözüne kaba bir kadın sesi karşılık verdi. Ta kendisi. Hemen arkasından da Maria Dimitrievna içeri girdi bütün genç kızlar, hatta yaşlılardan başka bütün hanımlar ayağa kalktılar. Maria Dimitriyevna kapıda durdu. İri vücudundan kuvvet alıyormuş gibi yüksekten bakarak elli yaşlarında olduğunu belli eden beyaz bukleli başını dimdik tutup konukları süzdü. Sonra sanki robunun kollarını sıvamak istiyormuş gibi onları düzeltti. Her zaman Rusça konuşurdu. Başka sesleri bastıran gür, kalın sesiyle Sevgili İmenetya, yavrularınızı kutlarım dedi. Sonra elini öpen konta döndü. Ne o? Seni ihtiyar çapkın seni. Moskova'yı özlüyorsun değil mi? Av köpeklerini koşturacak yer yok burada öyle değil mi? E ne yaparsın babacım? Hele bu yavrular bir büyüsünler, ister istemez damat arayacaklar. Bunu söylerken genç kızları işaret ediyordu. Söyle bakalım, nasılsın kazakım benim? Maria Dimitrievna Natasha'ya kazak derdi. Elini sıkmak için yanına neşeli bir tavırla korkusuzca yaklaşan küçük kızı eliyle okşayarak ''Bilirim, daha körpesin, yaramaz çocuksun ama severim seni.'' dedi. Kocaman çantasından armut biçimi küçük yakut küpeler çıkardı. Onları vaftiz gününü kutladığı için yanakları pembeleşen, sevinçle gülümseyen Natasha'ya uzattı. Hemen sonra da ona arkasını dönüp kasıtlı olarak sesini incelterek yavaşça Pierre'e "Sen gelsene bakayım." dedi. "Şöyle yanıma gel." Sonra onu korkutmak istiyormuş gibi bir tavırla kollarını daha da yukarıya doğru sıvadı. Pierre gözünde gözlük saf saf bakarak yanına yaklaştı. "Yanıma gel. Yanıma gel yavrum. Ben baban çarın gözüne girdiği sıralarda ona bile doğruyu açık seçik söylemekten çekinmezdim. Sana haydi haydi söylerim." Bir an sustu. Başkaları da susuyor. Bunun yalnız bir başlangıç olduğunu anlayarak bundan sonra olacakları bekliyorlardı. Neler yapmışsın öyle diyecek yok doğrusu. Amma da iyi evlatmışsın. Babası ölüm döşeğinde yatıyor. O ise nöbetçi komseri bir ayının sırtına bindirip onunla eğleniyor. Ayıp yavrum ayıp. Cepheye gitseydin daha iyi olurdu. Ona arkasını döndü. Gülmemek için kendisini güç tutan Konta kolunu verdi. Sonra e sofraya oturalım vakit geldi değil mi diye sordu. Önce Kont'la Maria Dimitriyevna onun arkasından süvari alayı komutanının kolunda Kontes geliyordu. Bu albay işe yarar biriydi. Nikolay onunla birlikte kendi alayına yetişecekti. Onların arkasından Anna Mihailovna ile Şinşin vardı. Berk Vera'yı koluna almıştı. Hep gülümseyen Julie Karagina sofraya Nikola ile birlikte gidiyordu. Onların arkasından sıra halinde tüm salonu kaplayan başka çiftlerle en arkada erkek öğretmenleri ve dadılarıyla teker teker gelen çocuklar ilerliyordu. Uşaklar harekete geçmişti. Çekilen iskemlelerin gürültüsü duyuluyordu. Koroya ayrılan yerde bir orkestra çalmaya başlamıştı. Konuklar da yerlerine yerleşiyorlardı. Kontes'in evinde görevlendirilmiş orkestranın sesini, çatal bıçak sesleri, konukların konuşmaları ve uşakların ayak sesleri bastırıyordu. Sofranın bir başında kontes oturuyordu. Sağında Maria Dmitriyevna, solunda Anna Mihailovna ile öbür konuklar vardı. Masanın öbür başında ise kont oturmuş, soluna süvari alayı komutanını almıştı. Sağında Şinşin ile öbür erkek konuklar bulunuyordu uzun sofranın bir tarafında yaşça daha büyük olan gençler yer almıştı. Bergin yanında Vera, Pierre'in yanında Boris vardı. Öbür tarafta ise çocuklar, erkek öğretmenleri ve dadıları yerleşmişlerdi. Kont, kristal şişelerin, meyve dolu yemişliklerin arkasından karısına, onun mavi kurdelelerle süslü kabarı kotozuna göz atıyor, sık sık yanında oturanların kadehlerine içki dolduruyor, bu arada kendisini de unutmuyordu. Kontes ev sahibi olarak görevlerini unutmadan ananas yığınlarının öbür tarafından kocasını anlamlı bakışlarla gözetliyordu. Ona öyle geliyordu ki kocasının tepesi çıplak başı da yüzü de kıpkırmızı kesilmiş bu yüzden ak saçları daha da göze çarpar olmuştu. Kadınların bulunduğu uçta hep aynı söylentiler duyuluyordu erkeklerin bulunduğu uçta ise sesler gittikçe daha çok yükseliyor. Özellikle süvari alayı komutanının sesi işitiliyordu. Albay gittikçe daha çok kızarıyordu. O kadar çok yemek yiyor, o kadar çok içiyordu ki kont onu öbür konuklarına örnek olarak göstermeye başlamıştı. Berk tatlı bir gülümseyişle Vera'ya sevginin bu dünyaya ait bir duygu değil, cennetten gelme bir duygu olduğunu söylüyordu. Boris Yeni arkadaşı Pierre, e, sofranın etrafında bulunan konukların isimlerini teker teker bildiriyor, karşısında oturan Natasha ile sık sık göz göze geliyordu. Pierre az konuşuyor, yeni yüzlere bakıyor ve çok yemek yiyordu. Sofraya getirilen iki çorbadan, kaplumbağalı olanından başlayarak bir çeşit börek ve çil kuşlarına kadar bir tek yemeği kaçırmıyor, sofracı başının peçeteye sarılmış bir şişeyi yanındaki adamın omzu üzerinden ona doğru uzatıp bir sır söylüyormuş gibi Sek Madera, Macar şarabı ya da Ren bölgesi şarabı diye sunduğu şaraplardan bir tekini olsun geri çevirmiyordu. Her servisin önüne konmuş, üzerinde kontesin arması bulunan dört kristal kadehten hangisi eline gelirse onu kapıyor, şişenin altında tutuyor, şarabı zevkle içiyor, konuklara da gittikçe daha neşeli bir tavırla bakıyordu. Karşısında oturan Natasha, Boris'e 13 yaşlarında bir kız, ilk öpüştüğü ve delice aşık olduğu bir delikanlıya nasıl bakarsa öyle bakıyordu. Aynı bakışı bazen Pierre'e doğru çeviriyor, o zaman Pierre de bu hayat dolu, neşeli küçük kızın bakışı karşısında nedenini bilmeden gülmek ihtiyacını duyuyordu. Nikolay, Sonya'dan uzakta, Julie Karagina'nın yanında oturuyor ve gene elinde olmayarak dudaklarında beliren tatlı gülümseyişle ona bir şeyler anlatıyordu. Sonya gösteriş olsun diye gülümsüyordu ama belliydi ki kıskançlık yüzünden üzüntü içindeydi. Kızarıp bozarıyor, Nikola ile Julie'nin kendi aralarında neler konuştuklarını duymak için bütün varlığı ile dikkat kesilip kubak kabartıyordu. Dadı sanki biri çocukları üzecekmiş gibi huzursuz bir tavırla etrafına bakınıyor, öyle bir şey olursa hemen karşılık vermeye hazırlanıyordu. Alman öğretmen sofraya getirilen tüm yemeklerin, tatlıların ve çarapların isimlerini hatırlamaya çalışıyordu. Bunları sonradan Almanya'da bulunan ailesine yazacağı mektupta etraflıca anlatacaktı aynı zamanda sofracı başının peçeteye sarılı şişelerle içki ikram ederken onu atladığını görerek fena halde alınıyordu. Kaşlarını çatıyor, sunulan şarabı hiç istemiyormuş gibi bir tavır takınıyordu. Hiç kimse bunu susuzluğunu gidermek amacıyla ya da aç gözlülüğünden değil de yalnızca içten gelen bir merak duyduğu için istediğini anlamıyor diye güceniyor gibiydi. Sofrada Erkeklerin oturduğu uçta konuşmalar gitgide daha heyecanlı bir hal alıyordu. Albay, savaşın ilanını bildiren manifestonun Petersburg'da açıklanmış olduğunu, bir kopyasını gözüyle gördüğünü, manifestonun o anda bir kurye ile başkomutana iletildiğini anlatıyordu. Şinşin, şin, "Ne diye şeytana uyup da Bonaparte'la savaşa tutuşuyoruz sanki?" dedi. Avusturya'nın ağzının payını verdi. Korkarım Şimdi sıra bizde. Dolgun vücutlu, uzun boylu, kırmızı yanaklı, Alman asıllı albay belliydi ki görevine çok bağlı, vatanını seven bir insandı. Şinşinin bu sözlerine alındı. Çünkü sayın bayım diye söze başladı. Bunu hemen belli olan bir yabancı şivesiyle söylemişti. Çünkü çar ne yaptığını biliyordu ondan. Manifestoda hem Rusya'yı tehdit eden tehlikelere kayıtsız kalamayacağını hem de imparatorluğun güvenliğini şerefini müttefiklerle yapılan anlaşmaların kutsallığını koruyacağını bildirdi. Bunu söylerken nedense özellikle anlaşmalar sözü üzerinde durmuştu. Sanki işin bütün özü bundan ibaretti. Sonra hiçbir zaman yanılmayan ve özellikle resmi işlerde işine yarayan kendisine özgü hafızasına dayanarak manifestonun başlangıcındaki sözleri tekrarladı hükümdarın tek ve vazgeçilmez amacı, tek isteği şundan ibarettir. Avrupa'da sağlam temellere dayanan bir barış kurmak. İşte bu amaç onun bir kısım orduların sınır dışına gönderilmesi ve bu ülkeye ulaşmak için yeni çabalar sarf edilmesi kararına yol açmıştır. Albay sözlerini ders verir gibi bitirerek bir kadeh şarap içti. Sözlerinin takdirle karşılanmasını bekliyormuş gibi konta dönüp baktı sözlerini işte bunun için sayın bayım diye bitirdi. Şinşin yüzünü buruşturup gülümsedi. Ata sözünü biliyor musunuz? Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmayalım da dedi. Sonra heyecansız bir tavırla Rusçadan Fransızcaya geçti. Bu tam bize göre bir ata sözü. Suvarov ne adamdı. Onun ordusunu bile kırıp geçirdiler. Adam akıllı. Oysa şimdi Svorov gibi adamlar nerede sorarım size albay masaya vurarak sonuna kadar çarpışmalı hükümdarımız için ölmeliyiz o zaman her şey yoluna girer dedi ama bu konuda tartışma mümkün olduğu kadar az olmalı az derken sesini kasıtlı olarak uzatıyordu konta doğru döndü mümkün olduğu kadar az biz eski süvariler öyle düşünürüz, o kadar işte diye sözünü bitirdi. Sonra savaştan söz edildiğini duyunca yanındaki genç kızla konuşmayı bırakıp gözlerini albay'a diken ve sözlerini can kulağıyla dinlemeye başlayan Nikolaya döndü. Ya siz bu konuda ne dersiniz delikanlı? Ne dersiniz genç süvari subayımız? Nikolay kıpkırmızı oldu. Sanki o anda büyük bir tehlikeyle karşılaşmış gibi kararlı Aynı zamanda heyecanlı bir tavırla tabağını çekiştirip kadehlerin yerini değiştirerek "Tam sizin gibi düşünüyorum." diye karşılık verdi. "Şu kanıdayım ki Ruslar da düşmanı yenmeli ya ölmeli." bunu söylemişti ama başkaları gibi kendisi de söz ağzından çıktıktan sonra bunun o sırada aşırı derecede ateşli aynı zamanda yapmacık olduğunu bu yüzden biraz münasebetsiz kaçtığını anlamıştı. Yanında oturan Julie içini çekti. Söyledikleriniz ne kadar güzel dedi. Sonya ise Nikolay konuşurken tepeden tırnağa ürpermiş, kulaklarına kadar kızarmıştı. Hatta kulaklarının arkası ile boynu ve omuzları da kıpkırmızı olmuştu. Pierre Albay'ın sözlerine kulak kabartarak onları beğendiğini belirten bir tavırla başını sallıyordu. İşte bu güzel dedi. Albay masanın üzerine yumruğunu indirdi. Delikanlı gerçek bir süvariymiş. Aferin diye bağırdı. Birden sofranın öbür tarafından Maria Dimitrievna'nın kalın sesi duyuldu. Ne gürültü ediyorsunuz orada? Sonra süvari albayına döndü. Masaya ne vuruyorsun? Kime kızıyorsun öyle? Karşında Fransızlar mı var sanıyorsun? Süvari albayı gülümsedi. Ben doğruyu söylüyorum. Kont sofranın öbür tarafından hep savaştan söz ediyorlar diye bağırdı. Oğlum cepheye gidiyor da Maria Dimitriyevna, oğlum gidiyor. Sofranın öbür tarafından gene Maria Dimitriyevna'nın tok sesi duyuldu. Hiç çaba harcamadan kendini herkese duyurabiliyordu. Benim orduda dört oğlum var. Öyleyken üzüntü çekmiyorum. Her şey Tanrı'dandır. Nasipse yatağında ölürsün. Nasipse seni Tanrı savaşta bile korur. Orası öyle. Sonra konuşmalar gene tek tek konuların etrafında toplandı. Kadınlar kendi taraflarında, erkekler kendi taraflarında konuşmaya dalmışlardı. Natasha'nın küçük kardeşi ona ''Soramazsın işte'' diyordu. ''Soramazsın işte.'' Natasha sorarım diye karşılık veriyordu. Yüzü alal al olmuştu. Her şeyi göze almış gibi kararlı ve neşeliydi. Hafifçe doğruldu. Karşısında oturan Pierre'i de bakışlarıyla söyleyeceklerini dinlemeye davet ederek annesine döndü. Göğüsten gelen tiz bir çocuk sesiyle sofrayı çınlattı. Anne! Kontes endişeyle ne istiyorsun diye sordu. Ama kızının yüzünden bunun bir muziplik olduğunu anlayınca sert bir tavırla küçük kızı korkutmak istiyormuş gibi elini sallayarak hayır anlamında bir işaret yaptı. Konuşmalar yavaşlamıştı. Natasha'nın incecik sesi daha da kararlı bir ifadeyle hiç titremeden tekrar duyuldu. ''Anne, neli pasta yiyeceğiz?'' Kontes kaşlarını çatmak istiyordu ama bunu yapamıyordu. Maria Dimitriyevna kalın parmağını Natasha'ya doğru sallayarak tehdit eder gibi ''Seni kazak seni'' diye söylendi. Konukların çoğu küçük kızın bu çıkışını nasıl karşılamak gerektiğini bilemiyor kararsızlıkla büyüklerin yüzüne bakıyorlardı. Kontes ''Şimdi seni'' dedi. Natasha artık davranışının kötü karşılanmayacağı kanısına vararak neşeli, korkusuz bir tavırla ''Anne pasta var değil mi?'' diye bağırdı. Sonya ile şişman Petya güldüklerini göstermemek için saklanmaya çalışıyorlardı. Natasha küçük kardeşine ''Oh ya, sordum ya'' diye fısıldadı. Hem ona hem de Pierre'e bakıyordu. Maria Dimitriyevna Dondurma var ama yalnız sana yok dedi. Natasha korkulacak bir şey olmadığını anlamıştı. Bu yüzden Maria Dimitriyevna'dan çekinmedi. Maria Dimitriyevna neli dondurma var ben kaymaklı dondurmayı sevmem. Havuç dondurması. Natasha neredeyse haykırıyordu. Hayır ne olur söyleyin neli dondurma var. Maria Dimitriyevna söyleyin ne olur. Neli dondurma var. Öğrenmek istiyorum. Maria Dimitriyevna ile Kontes gülmeye başladılar. Onların arkasından öbür konuklar da güldü. Herkes Maria Dimitriyevna'nın verdiği karşılığa değil de onunla böyle konuşmak cesaretini gösteren küçük kızın görülmemiş serbestliğine, içinden geçeni olduğu gibi söylemesine gülüyordu. Natasha dondurmanın ananaslı olacağını öğreninceye kadar sorularından vazgeçmedi. Dondurmadan önce şampanya sunuldu. Orkestra tekrar çalmaya başladı. Kont eşiyle öpüştü. Sonra konuklar ayağa kalkarak kontesi kutlamaya, sofranın öbür tarafında oturan kontla çocuklarla ve birbirleriyle kadeh tokuşturmaya başladılar. Uşaklar gene konuşuyor, iskemleler gıcırdıyordu. Konuklar gene aynı düzende ama daha da kızarmış yüzlerle salona, oradan da kontun çalışma odasına gittiler. Boston oynamak için masalar açıldı oyun grupları meydana getirildi. Kontun konukları iki salona, oturma odasıyla kütüphaneye dağılmışlardı. Kont iskambilleri yelpaze şeklinde açmıştı. Her zaman yaptığı gibi öğleden sonra uyuklamamak için kendini zor tutuyor, her şeye gülüyordu. Gençler kontesin sözüne uyarak Klevsen'le harp bulunan bir köşeye toplanmışlardı. İlk olarak Julie herkesin isteğini yerine getirerek Harple varyasyonlu bir parça çaldı. Sonra öbür genç kızlarla birlikte müzik yetenekleri bilinen Natasha ile Nikolay'dan bir şarkı söylemeleri istendi. Natasha ile büyük biri gibi konuşuyorlardı. O da belliydi ki bundan hem büyük bir gurur duyuyor hem de birdenbire büyük sayıldığı için ürkeklik duyuyordu. Ne söyleyelim diye sordu. Nikolay, "Haydi çabuk öyleyse." dedi. "Boris, siz de buraya gelsenize. Sonya nerede?" Natasha bakındı. Arkadaşının odada bulunmadığını görünce hemen onu aramaya koştu. Koşarak Sonya'nın odasına girdi. Arkadaşının orada olmadığını görünce çocukların odasına koştu. Sonya orada da yoktu. O zaman Natasha Sonya'nın koridorda sandığın üstünde olduğunu anladı. Koridordaki sandık Rostov ailesinin genç kızlarının üzüntülü oldukları zaman gittikleri bir yerdi. Gerçekten de Sonya sandığın üzerinde sırtındaki incecik pembe elbiseyi buruşturarak dadısının çizgili kirli kuş yatağının üstüne yüzü koyun yatmış, incecik parmaklarıyla yüzünü kapamış, çıplak küçük omuzları sarsıla sarsıla hıçkırarak ağlıyordu. Natasha'nın o ana kadar isim günü kutlanan bütün çocukların gibi neşeli ve heyecanlı olan yüzü birden değişti. Gözleri bir noktaya dikilmişti. Sonra kalın boynu ürperdi. Dudaklarının iki tarafı sarktı. Sonya ne var? Ne oldu sana böyle? Hu! Natasha'nın geniş ağzı açılıp sarkmış, küçük kız birden çirkinleşmişti. Nedenini bilmeden sadece Sonya ağlıyor diye çocuklar gibi avaz avaz ağlamaya başladı. Sonya başını kaldırmak, ona karşılık vermek istiyor ama bunu yapamıyordu. Bu yüzden yüzünü daha çok saklıyordu. Natasha, lacivert kuş tüyü yatağın üzerine oturmuş, arkadaşına sarılarak ağlıyordu. Sonya kendini topladı. Doğruldu. Gözyaşlarını sildi. Olup bitenleri anlamaya başladı. Nikolinka bir hafta sonra gidiyor. Emri çıkmış bile. Bana kendisi söyledi. Gene de ağlamayacaktım. Elinde tuttuğu kağıdı gösterdi. Bunlar Nikolay'ın yazdığı şiirlerdi. Gene de ağlamayacaktım. Ama sen anlayamazsın.'' Zaten onu kimse anlayamaz. Onun öyle iyi bir yüreği var ki. Sonra Nikolay'ın yüreği ne kadar iyi diye gene ağlamaya başladı. Neden sonra kendisini elinden geldiği kadar toparladı. Sen mutlusun ama kıskanıyorum sanma. Seni de Boris'i de severim. Boris hoş çocuktur. Sizin için hiçbir engel yok. Nikolay ise kuzenim. Başpiskopos izin vermeli başka türlü olmaz ama eğer o gidip anneye Sonya Kontesi anne olarak kabul ediyor ona öyle diyordu Nikolay'ın geleceğini hiç düşünmeden ona zarar verdiğimi kalpsiz biri olduğumu nankörlük ettiğimi söylerse halbuki inan bana bak yemin ediyorum bunu söylerken haç çıkarmıştı anneyi de sizleri de hepinizi o kadar seviyorum ki yalnız bir Vera hem neden ben ona ne yaptım sanki hepinize öyle büyük bir minnettarlık duyuyorum ki sizin için neler feda etmezdim. Ama ne yazık ki elimde hiçbir şey yok. Sonya artık daha fazla konuşamadı ve gene elleriyle yüzünü örterek başını kuş tüyü yatağa gömdü. Natasha yavaş yavaş sakinleşiyordu. Yüzünden arkadaşının bu üzüntüsünün bütün önemini anladığı belli oluyordu. Birden kuzeninin gerçek derdinin nedenini kavramış gibi sordu. Sonya yemekten sonra Vera seninle gelip konuştu mu? Konuştu değil mi? Söyle. Evet, o şiirleri Nikolay yazmıştı. Ben başka şiirlerde kopya etmiştim. Vera onları masamın üzerinde bulmuş. Anneye göstereceğini söyledi. Üstelik benim nankör olduğumu, annenin onun benimle evlenmesine hiçbir zaman razı olmayacağını, Nikolay'ın Julie ile evleneceğini söyledi. Sen de Nikolay'ın bütün gün ona karşı nasıl davrandığını görüyorsun. Natasha, bunlar bana reva mı? Sonya bunları söyledikten sonra eskisinden fazla ağlamaya başladı. Natasha onu hafifçe çekerek kaldırdı. Kollarının arasını aldı. Gözyaşları arasında gülümseyerek arkadaşını sakinleştirmeye çalıştı. Sonya, sen ona inanma şekerim, inanma. Nikolenka ile oturma odasında üçümüz neler konuşmuştuk hatırlıyorsun. Akşam yemeğinden sonra yaptığımız konuşmaları unutmadın ya, her şeyin nasıl olacağını kararlaştırmıştık ya, nasıldı? Şimdi neler tasarladığımızı hatırlamıyorum. Yalnız şunu iyi biliyorum ki, her şey çok iyi, çok kolay olacaktı. Şimşin amcanın kardeşi de akraba kızıyla evli. Hem onlar kardeş çocuğu, oysa biz kardeş çocuklarının çocuklarıyız. Boris bile bunun mümkün olduğunu söylemişti. Biliyor musun? Ben Boris'e hepsini anlattım. Öyle zeki, öyle iyi bir insan ki o. Natasha bunu söylerken Sonya'yı gülerek öpüyordu. Ağlama Sonya'cığım, biricik sevgili kardeşim, canım benim Sonya'cığım. Vera kötü yürekli bir kızdır. Bırak Allah'ından bulsun. Ama göreceksin. Her şey düzelecek. Vera da bunu anneme söylemeyecek. Nikolenka kendisi söyleyecek hem o Julie'yi aklından bile geçirmiyor. Arkadaşının başını öpüyordu. Sonya doğruldu. O kedi yavrusunun gözleri birden canlanmış, pırıl pırıl olmuştu. Neredeyse kuyruğunu sallayarak yumuşak, mini mini ayaklarıyla zıplayacak ya da bir yumakla oynamaya başlayacaktı. Zaten bir kedi yavrusuna da bu yakışırdı. Genç kız saçlarını ve elbisesini çarçabuk düzeltti. Öyle mi düşünüyorsun? Doğru söyle. Yemin eder misin? Natasha, arkadaşının örgüsü altından dışarı fırlamış bir tutam sert saçı düzeltti. Doğru söylüyorum, vallahi öyle. İkisi de gülüştüler. Haydi gidip Pınar'ı söyleyelim. Haydi. Natasha birden durakladı. Ha, biliyor musun? O şişman Pierre yok mu? Hani benim karşımda oturuyordu. Öyle komik adam ki, çok eğleniyorum bugün. Sonra koridorda koşmaya başladı. Sonya saçlarına yapışmış tüyleri eliyle silkeleyerek şiirleri boynunun hemen altına, hafifçe çıkık göğüs kemiklerinin arasına sokup koynuna gizledi. Hafif, neşeli adımlarla koridorda Natasha'nın peşinden oturma odasına koştu. Yüzü al, al olmuştu. Konukların dileği üzerine gençler herkesin çok hoşuna giden Pınar kuartetini söylediler. Sonra Nikolay onlara yeni öğrendiği bir şarkıyı söyledi. Güzel bir gecede ay ışığında ne mutluluktur hayale kapılıp bir varlık daha vardır seni düşünen diyebilmek onun o güzel ellerini altından bir harp tellerinde gezdirerek coşkun bir melodiyle sana seslendiğini seni çağırdığını düşünmek cennet olacak sabret bir gün iki gün daha ne yazık ki sevgilinin ömrü yetmeyecek buna. Daha şarkının son sözlerini söylerken salonda gençler dansa hazırlanmaya, orkestranın bulunduğu yerde de müzisyenler ayaklarını takırdatmaya, öksürmeye başlamışlardı. Pierre salonda oturuyordu. Yabancı bir ülkeden geldiği için Şinşin şin onunla Pierre'e çok canını sıkan, sonradan başkalarının da katıldıkları bir konuşmaya girişmişti. Müzik başlayınca Natasha salona girdi. Doğru Pierre'in yanına gitti. Yanakları al aldı. Gözlerinin içi gülerek "Annem sizi dansa davet etmemi söyledi." dedi. Pierre "Figürleri birbirine karıştırırım diye korkuyorum." dedi. "Ama öğretmenim olmak isterseniz." Sonra iri elini aşağıya indirerek ince yapılı küçük kıza uzattı. Çiftler yerlerini alıp çalgıcılar aletlerini akort edinceye kadar Pierre küçük damı ile birlikte bir yere oturdu. Natasha çok mutluydu. Büyük biriyle hem de yabancı ülkelerden gelmiş biriyle dans edecekti. Herkesin onları seyredebileceği bir yere oturmuş onunla tıpkı bir büyük gibi konuşuyordu. Elinde bir yelpaze vardı. Bu yelpazeyi ona genç bir kız bir süre tutsun diye vermişti. Küçük kız yüksek sosyetedeki hanımlara yakışı bir tavır takınmıştı. Bu tavırları ne zaman nasıl öğrenmişti Allah bilir. Yelpazesini hafif hafif sallıyor, gülümseyişini onunla saklamak istiyormuş gibi davranıyor, kavalyesiyle sohbet ediyordu. Salonun bir başından öbür başına geçen yaşlı kontes Natasha'yı işaret etti. ''Aa şuna bakın hele bakın'' diye söylendi. Natasha kızararak güldü. ''Aman ne oluyorsunuz anne, niçin öyle söylüyorsunuz, bunda şaşılacak ne var?'' Üçüncü İskoç dansının ortasında Kont ile Maria Dimitriyevna'nın oyun oynadıkları salonda iskemlelerin çekildiği duyuldu. Hemen sonra da sayın konuklarla yaşlıların büyük kısmı uzun bir zaman oturup uyuştukları için geline geline cüzdanlarını, para çantalarını ceplerine yerleştirerek salonun kapısından çıktılar. En önde Maria Dimitriyevna ile Kont geliyordu. İkisinin de yüzünde neşe vardı. Kont şakacı bir tavırla nezaket göstererek bir bale oyuncusu gibi kolunu kıvırdı. Maria Dimitriyevna'ya doğru döndü. Vücudunu dimdik tutuyordu. Yüzü bambaşka, çapkın, kurnaz bir gülümseyişle aydınlandı. Herkes dansın son figürünü bitirince birden müzisyenlere doğru ellerini çırptı. Birinci kemana seslendi. Semyon, Danile Kuporo biliyor musun? Bu... Kont'un en çok sevdiği ve daha gençken yaptığı bir danstı. Danila Kupor özellikle Anglez dansının bir figürüne verilen isimdi. Natasha bir büyükle dans ettiğini o anda unutuvermişti. Birden kıvırcık saçlı başını dizlerine doğru eğdi. Bütün salonu çın çın çınlatan bir sesle kahkahalarla gülerek avazı çıktığı kadar babama bakın diye bağırdı. Gerçekten de salonda ne kadar insan varsa Hepsi sevinçle gülümseyerek kendisinden daha uzun boylu olan gösterişli damı Maria Dimitrievna'nın yanında kıvırdığı kollarını müziğe uyarak titreten, omuzlarını oynatan, ayaklarını sağa sola kıvırıp tofuklarını hafifçe yere vuran ve yuvarlak yüzüne gittikçe daha çok yayılan bir gülümseişle kendisini seyredenlere dana daha neler yapacağını belli eden neşeli ihtiyarcığa bakıyorlardı. Danila Kupor'un Coşkun bir Rus dansını andıran o aynak, sürükleyici sesleri duyulur duyulmaz salonun bütün kapıları bir tarafta erkekler, öbür tarafta kadınlar olmak üzere eğlenen efendilerini gülümseyerek seyretmeye gelen uçaklarla doldu. Kapılardan birinin eşiğinden dadının sesi duyuldu. Babanıza bakın. Aslan vallahi. Kont güzel dans eder, güzel dans ettiğini de bilirdi. Ama damı iyi dans edemiyor, etmek de istemiyordu. İri gövdesini dimdik tutuyor, kocaman elleri aşağıya doğru sarkıyordu. El çantasını kontese vermişti. Sanki dans eden yalnız o ciddi ama güzel yüzüydü. Kontun yuvarlak gövdesinin her noktasında sezilen şey, Maria Dmitrievna'nın yalnız gittikçe daha çok gülümseyen dudaklarında ve ikide bir hafifçe titreyen burnunda belli oluyordu. Öyle olduğu halde kont kendisini seyredenleri yumuşak ayaklarının umulmadık çevik hareketleri, zarif sıçrayışları ile şaşırtırken Maria Dimitriyevna'nın da omuz kırıp dönerken ya da kollarını kıvırıp ayaklarını yere vururken gösterdiği çabayla en az onun kadar beğeniliyor. Her zamanki ciddiliğini, somurtkanlığını bilenler onun bu çabalarına değer veriyorlardı. Dans gittikçe hızlanıyordu. Kontla Maria Dmitriyevna'nın karşısında bulunanlar Kontla Maria Dmitriyevna'nın dikkatini çekemiyor, çekmeye de çalışmıyorlardı. Herkes kont ile Maria Dmitriyevna'ya bakıyordu. Natasha, içeride bulunan herkesi, zaten gözlerini dans edenlerden ayırmadıkları halde, elbiselerinin eteğinden ya da kollarından çekiyor, mutlaka bey babasına bakmalarını istiyordu. Kont dansa çok kısa bir süre için ara verilince durup durup soluyor, elini kolunu sallayarak çalgıcılara daha hızlı çalmalarını emrediyordu. Sonra daha hızlı, daha hızlı. Her an gittikçe daha çok coşarak vücudunu kıvırmaya, Maria Dimitrievna'nın etrafında bir parmaklarının ucunda, bir topuklarının üzün üzerinde fırıl fırıl dönmeye başladı. Sonunda damını yerine götürerek son figürü yaptı o çevik ayağını arkadan yukarı doğru kaldırmış, gülümseyerek terli başını öne doğru eğmiş, sağ eliyle havada yuvarlak bir çizgi çiziyormuş gibi bir hareket yapmıştı. Etrafta coşkun alkışlar, kahkahalar duyuldu. En çok da Natasha gülüyor, alkışlıyordu. Dans edenler durdular, derin derin soluyor, patiska mendileriyle terlerini siliyorlardı. Kont, işte bizim zamanımızda biz böyle dans ederdik, Maşeri dedi. Maria Dimitriyevna güçlükle derin derin nefes alarak kollarını sıvaladı. İşte buna Danilo Kupor derler, dedi. Rostovların salonunda yorgunluktan falsolu sesler çıkaran çalgıcıların çaldıkları havaya uyarak 6. Anglez oynanıp yorgun uşaklarla ahçılar akşam yemeğini hazırlarken Kont Bezuhova 6. kriz gelmişti. Doktorlar artık iyileşmesinden umut kalmadığını bildirmişlerdi. Hasta konuşturulmadan günah çıkarması sağlanmış, kutsal ekmek verilmişti. Dini tören için hazırlıklar yapılıyordu. Evde böyle anlarda her zaman olduğu gibi endişeli bir bekleyiş, bir telaş vardı evin dışında sokak kapısından gelen arabalarda bulunanların gözlerinden saklanmaya çalışan tabutçular toplanmış kontun cenaze töreni için yapılacak büyük siparişi bekliyorlardı Moskova garnizonunun komutanı kontun durumunu öğrenmek için sık sık yaverlerini göndermiş akşam olunca da katerina devrinin bu ünlü büyük adamıyla kont bezihovla helalleşmek için kendisi gelmişti o göz kamaştıran Kabul odası doluydu. Komutan hastayla hemen hemen yarım saat kadar bir süre kaldıktan sonra dışarı çıktığı zaman herkes saygı ile ayağa kalktı. Orada kendisini selamlayanlara hafifçe karşılık verdi. Gözlerini ona çevirmiş doktorların, din adamlarının ve hastanın akrabası olan kişilerin arkasından elinden geldiği kadar çabuk geçmeye çalışarak kapıya doğru yürüdü bu günler süresince zayıflamış, aynı zamanda çok sararmış olan Prens Vasili komutanı uğurluyor, ona alçak sesle bir şeyler söylüyordu. Komutanı uğurladıktan sonra Prens Vasili salonda tek başına bir iskemleye oturdu. Bir bacağını diğer bacağının üzerine attı. Dirseğini dizine dayayıp eliyle gözlerini kapadı. Bir süre böyle oturduktan sonra yerinden kalktı. Hiç alışık olmadığı hızlı adımlarla, korkuyla etrafına bakına bakına uzun koridordan evin arka tarafına, büyük prensesin yanına gitti. Hafif bir ışıkla aydınlanmış odada bulunanlar birbirleriyle karma karışık şekilde fısıldaşıyor, can çekişen hastanın odasına biri girip çıktıkça hemen susarak hafifçe gıcırdayan kapıya bir şey soracakmış gibi aynı zamanda bir şeyler beklediklerini belli eden bir tavırla bakıyorlardı. İhtiyar bir din adamı gelip yanına oturan ve onu saf saf dinleyen bir kadına insanların sonu bu işte diyordu. Sınır çizilmiştir. Ne yapsan onu aşamazsın. Kadın sanki bu konuda kendine göre bir düşüncesi yokmuş gibi bir tavırla din adamına ünvanını da söyleyerek, acaba son dini töreni yapmak için biraz geç değil mi? Bunu düşünüyorum. Ne dersiniz diye soruyordu din adamı, elini yarı ağarmış birkaç tutam saçın taranıp iyice bastırıldığı çıplak başının üzerinde gezdirerek, o dini törenin büyük bir anlamı vardır hemşire diye karşılık veriyordu. Odanın öbür ucunda, kimdi o, başkomutan mıydı yoksa diye soruyorlardı. Ne kadar da zinde görünüyor. Oysa yetmişindedir. Kont artık kimseyi tanıyamıyormuş diyorlar, öyle mi? Son dini töreni yapacaklar mı? Ben birini tanıdım. Kendisine son dini tören tam yedi defa yapıldı. Prenseslerden ikincisi hastanın odasından gözlerinde yaşlarla çıktı. Gidip Katerina'nın portresi altında dirseğini masaya dayarak, dayayarak zarif bir tavırla oturan Doktor Lorey'in yanına oturdu. Doktor kendisine havanın durumu konusunda sorulan bir soruya karşılık vererek çok güzel, çok güzel hava prenses. Hem Moskova'da insan kendini kırdı sanıyor, dedi. Prenses içini çekti. Değil mi? Peki su içebilir mi? Lorraine düşündü. İlacını aldı mı? Evet. Doktor Brujet'e baktı. Bir bardak kaynatılmış su alın. İçine... Ne kadar olduğunu göstererek bir şey damlatılmasını söyledi. Alman doktor Yaver'e, hiç görülmedi ki, üçüncü krizden sonra insan sağ kaldı diyordu. Yaver, Oysa ne dinç adamdı dedi. Sonra fısıldayarak devam etti. Peki bu servet kime kalacak? Alman gülümsedi. Hevesli çok var. Herkes tekrar kapıya baktı. Kapı, gı kapı gıcırdamıştı. Ortanca prenses, Lorraine'in söylediği ilacı yaptıktan sonra onu hastaya götürdü. Alman, doktor Lorraine'e yaklaştı. Çok kötü bir Fransızcayla, ''Yarın sabaha çıkar mı ne dersiniz?'' diye sordu. Lorraine dudaklarını kıstı. Sonra ciddi bir tavırla, parmağını burnunun önünde olamaz anlamında salladı. Hastanın durumunu kesin olarak anladığı ve onu böyle kararlı bir tavırla belirtebildiği için kendisinden son derece memnun olduğunu gösteren nazik bir gülümseyişle ve alçak sesle ne olursa bu gece olacak fazla sürmez dedi. Sonra Alman'ın yanından uzaklaştı. Bu arada Prens Vasili prensese ait odanın kapısını açmıştı. Oda yarı karanlıktı. Yalnız tasvirlerin altında iki kandil yanıyor, içeride hoş bir tütsü ve çiçek kokusu duyuluyordu. Odanın her tarafı ufak tefek eşyalarla, konsollar, küçük dolaplar, mini mini masalarla doluydu. Paravanın arkasında üzerine kuş bir yatak konulmuş yüksek karyolanın beyaz örtüsü görülüyordu. Prens içeri girince küçük bir köpek havlamaya başladı. Ah siz misiniz? Prenses kalktı. Her zaman, hatta o anda bile başına sımsıkı yapıştırılmış gibi şaşılacak derecede düz ve cilalanmış görünen pırıl pırıl saçlarını düzeltti. Ne var, bir şey mi oldu yoksa diye sordu. O kadar korktum ki. Prens yorgun argın kendisini bir an önce prensesin oturduğu koltuğa bıraktı. Bir şey yok, durum hep aynı. Ben buraya seninle yalnız bir iş konuşmaya geldim Katiş dedi. Ama sıcak burası neyse otur şuraya kuzen prenses yüzünde o hiç değişmeyen taş gibi sert ifadeyle prensin kart karşısına oturup onu dinlemeye hazırlandı ben de yoksa bir şey mi oldu diye düşünüyordum dedi uyuyayım dedim ama uyuyamadım prens vasili prensesin elini tuttu her zaman yaptığı gibi o eli aşağıya doğru kıvırarak e başka ne var ne yok canım diye sordu belliydi ki bu başka sözü her ikisinin de çok iyi anladıkları ama belirtmek istemedikleri birçok anlama geliyordu. Prenses vücudunun bacaklarına göre çok uzun, kemikli ve dimdik olan üst kısmını hiç eğmeden biraz patlak kül rengi gözleriyle en küçük bir heyecan duymadığını gösteren sakin bir ifadeyle prensin ta gözlerin içine bakıyordu, başını salladı. Sonra içini çekerek tasvirlere baktı. Bu davranışı hem hüzün hem bağlılık hem yorgunluk aynı zamanda da artık yakında rahata kavuşma umudunun belirtisi olarak anlaşılabilirdi. Prens Vasili bunu bir yorgunluk işareti olarak kabul etti. Sen benim durumumu daha kolay mı sanıyorsun? Bir posta arabasının beygiri gibi bitkinim. Öyleyken seninle konuşmam gerekiyor Katiş. Hem de çok ciddi bir şekilde konuşmalıyım. Prens Vasili sustu. Yanakları bir sağa bir sola doğru Sinirli sinirli çekiliyor. Bu da yüzüne salonlarda bulunduğu zamanlardakinin aksine tatsız bir ifade veriyordu. Gözleri de her vakit olduğu gibi değildi. Bir an şakacı ve küstah bir ifadeyle bakıyor, sonra bir an etrafı korkuyla süzüyordu. Prenses dizlerindeki küçük köpeği okuru zayıf elleriyle tutarak dikkatle prens Vasilinin gözlerinin içine bakıyordu ama belliydi ki ne olursa olsun sabaha kadar susması gerekse bile meydana gelen sessizliği bir soruyla bozmamaya kararlıydı. Prens Vasili, "Bakınız sevgili prensesim, kuzinim Katerina Semyonovna." diye söze devam etti. Bunları söylerken kendi duygularıyla çetin bir çatışma içinde olduğu anlaşılıyordu. Böyle anlarda her şeyi düşünmek gerekir, ilerisini düşünmeli, sizleri düşünmeli. Ben hepinizi kendi çocuklarım kadar severim. Bunu bilirsin. Prenses ona hep aynı donuk, hareketsiz gözlerle bakmaya devam ediyordu. Prens Vasili onun yüzüne bakmadan öfkeli öfkeli yanındaki küçük masayı itti. Sonra ailemi de düşünmem gerekiyor dedi. Biliyorsunuz ki sizler, mamontlar, üç kız kardeşsiniz, bir de benim karım var. İşte kontun doğrudan doğruya mirasçıları bizleriz. Biliyorum. Böyle şeyleri düşünmek sana şu anda çok ağır geliyor. Benim için de kolay değil ama yavrum ben altmışıma bastım. Bu bakımdan her şeye hazır olmalıyım. Biliyor musun ki Pierre'i çağırmaları için adam gönderdim. Kont parmağıyla resmini işaret ederek Pierre'i yanına çağırtmamızı istemişti. Bunu biliyor musun? Prens Vasili soran bakışlarla prensese bakıyordu ama onun bu sözlerini kavradığını yoksa bir şey düşünmeden öyle mi baktığını bir türlü anlayamıyordu. Prenses, ben Tanrı'ya bir tek şey için yalvarıyorum diye karşılık verdi. O da şu, Tanrı taksiratını bağışlasın ve o temiz ruhu sakin sakin bu ölümlü, Prens Vasili çıplak başını ovarak öfkeyle bir önce ittiği masayı tekrar kendine doğru çekti. Sabırsızlıkla, orası öyle dedi. Ama ne olursa olsun, ne olursa olsun, İşin aslını düşünmeli. Sen de biliyorsun ki geçen kış Kont bir vasiyetname yazdı. Bu vasiyetnameye göre bütün malının mülkünü, bizi yani doğrudan doğruya mirasçısı olanları hiç hesaba katmadan Pierre'e bırakıyordu. O az mı vasiyetname yazmıştır, dedi. Hem Pierre'e miras bırakmasına imkan yok. Pierre meşru oğlu değil. Prens Vasili küçük masayı neredeyse vücuduna yapıştırarak birden heyecanlandı daha hızlı konuşmaya başladı. Ama Maşeri ya Kont hükümdara bir mektup yazıp Pierre'in meşru oğlu olarak tanınmasını rica ettiyse o zaman ne olacak? Anlıyor musun? Kont'un yaptığı hizmetlere karşılık bu ricası kabul edilecektir. Prenses, konuştukları insanlardan çok daha fazla şeyler bildiklerini sanan kişiler gibi gülümsedi. Prens Vasili birden prensesin elini tuttu. Hem sana bir şey daha söyleyeyim. Bu mektup yazılmıştır ama gönderilmemiştir. Hükümdarın da bundan haberi vardır. Bütün iş şurada. Bu mektup ortadan kaldırıldı mı kaldırılmadı mı? Eğer kaldırılmadıysa yakında her şey bitecek demektir. Prens Vasili her şey bitecek derken neyi anlatmak istediğini belirtmek için derin derin içini çekti. Kontun evrakı açılacak. Vasiyetnameyle mektup hükümdara verilecek. O zaman herhalde ricası da yerine getirilecek. Böylece Pierre meşru oğlu olarak her şeye sahip olacak. Prenses sanki her şey olabilirmiş ama işte bu hiçbir zaman olamazmış gibi alaylı bir tavırla gülümsedi. Peki bizim payımız ne olacak diye sordu. Ama benim zavallı katişçiyim gün gibi belli bu. O zaman kontun tek meşru mirasçısı Pierre olacak. Siz ise hava alacaksınız.'' Vasiyetname ile mektup yazıldı mı yazılmadı mı? Yazıldıysa ortadan kaldırıldı mı? Bunu öğrenmen gerekir yavrum. Eğer herhangi bir nedenle bu kağıtlar bir yerde unutulup kalmışsa bunu da anlamalısın. Nerede olduklarını öğrenmeli, onları bulmalısın. Çünkü prenses şeytancı bir tavırla ve gözlerinde aynı ifadeyle bir bu eksikti dedi. Ben kadınım, sizce bir biz kadınların öyle her şeye pek fazla aklı ermez. Ama benim bildiğime göre evlilik dışı bir evlat mirasa konamaz. Bunu söyledikten sonra sanki sözün Fransızcasını söylemekle prense ne kadar saçma konuştuğunu göstermek istiyormuş gibi bir piç dedi. Nasıl oluyor da anlamıyorsun Katiş. O kadar zekisin de bunu bir türlü anlayamıyorsun. Eğer Kont Hükümdara oğlunun meşru sayılmasını rica etmek için bir mektup yazmışsa o zaman demek ki Pierre artık Pierre olmayacak, kont Bezuhov olacak. Böyle olunca da vasiyetnameye göre kontun bütün malını alacak. Aynı zamanda bu mektupla vasiyetname ortadan kaldırılmadıysa sana yalnız iyilik etmiş olmaktan ve bunun doğurduğu sonuçlardan verdiği teselliden başka hiçbir şey kalmayacak. Açıkçası bu. Ben o vasiyetnamenin yazıldığını biliyorum ama gene biliyorum ki o vasiyetnamenin hiç hükmü yok. Siz de galiba beni adam akıllı budala sanıyorsunuz. Prenses bunu çok zekice aynı zamanda başkasına hakaret etkisi yapan bir söz söylediğine inanan bir kadın tavrıyla söylemişti. Prens Vasily sabırsızlıkla Prenses Katerina Semyonovna, yavrucuğum dedi. Ben buraya seninle çatışmaya gelmedim. Bir akraba olarak, iyi yürekli, dürüst, gerçekten bağlı olduğum bir akraba olarak ikimizi de ilgilendiren çıkarları konuşmaya geldim. Sana onuncu defadır söylüyorum. Eğer kontun kağıtları arasında bu vasiyetname ile hükümdara yazdığı mektup varsa o zaman sen de kız kardeşlerin de mirasa konamazsınız. Bana inanmıyorsun. Hiç olmazsa bu konuyu bilen birine sor. Biraz önce Dimitri Onifriich ile konuştum. Bu adam ailenin avukatıydı. O da aynı şeyi söyledi. Prensesin düşüncelerinde birden değişiklik olmuştu. Bu her halinden belliydi. İnce dudakları soldu. Yalnız gözleri değişmemişti. Konuşmaya başladığı zaman da sesi öyle bir çınladı ki, kendisinin bile sesinin böyle çıkmasına hayret ettiği anlaşılıyordu. İşte bu güzel. Ben zaten hiçbir şey istemiyordum. Şimdi de istemiyorum. Kucağındaki köpeği dizlerinden aşağı attı. Elbisesinin buruşuklarını düzeltti. Minnet borçlarını amma da biliyor. Onun uğruna her şeyi feda etmiş insanlara. Demek böyle teşekkür edecek. Mükemmel. Çok güzel doğrusu. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok prens. Prens Vasili. İyi ama sen yalnız değilsin ki. Kız kardeşlerin var dedi. Prenses onu dinlemiyordu. Zaten çoktandır biliyordum ki bu evde bayağılıktan, ihanetten, kıskançlıktan, entrikalardan, nankörlükten, nankörlüğün en kötüsünden başka hiçbir şey beklenemez. Ama bunları unutmuştum. Prens Vasili, sen bana şunu söyle. Bu vasiyetnamenin nerede olduğunu biliyor musun, bilmiyor musun diye sordu. Bunu sorarken yanakları daha da büyük bir şiddetle titriyordu. Evet ben aptalın biriymişim. Her şeye rağmen insanlara inanıyor, onları seviyor, kendimden fedakarlık ediyordum. Oysa ancak alçak, adi insanlar başarı kazanıyorlar. Ama bu entrikaların nereden çıktığını biliyorum. Prenses yerinden kalkmak istedi ama prens elini tutarak ona engel oldu. O anda prenses birdenbire bütün insanlıktan umudunu kesmiş, hayal kırıklığına uğramış birine benziyor karşısındakine öfkeyle bakıyordu. Prens, daha vakit var yavrum dedi. Yalnız şunu aklından çıkarma ki bütün bunlar yanlışlıkla bir öfke ve hastalık anında oldu. Sonra da unutuldu. Bizim görevimiz onu yaptığı bu yanlışlığı düzeltmek. Bu haksızlığa yer vermeyerek son dakikalarında olsun gönlünün rahat etmesini sağlamak. Bazı insanların onun yüzünden mutsuz olduğunu düşünerek ölmesine imkan vermemek. O insanlar ki o insanlar ki her şeylerini onun uğruna feda etmişlerdir. Prenses Prens Vasili'nin sözünü tamamladıktan sonra gene yerinden kalkmak istedi. Prens onu bırakmadı. Bunun üzerine prenses devam etti. Ama o fedakarlığa hiçbir zaman değer vermemiştir. Hayır. İçini çekti. Bundan böyle şunu hiç unutmayacağım ki bu dünyada kimseden karşılık beklememek gerekiyor. Bu dünyada ne hak denilen bir şey var ne de dürüstlük. Bu dünyada kurnaz ve kötü kalpli olmalı. Canım haydi sakin ol. Senin ne kadar iyi yürekli olduğunu biliyorum. Hayır ben kötü yürekliyim. Prens tekrar Ben yüreğinin nasıl olduğunu bilirim dedi. Aynı zamanda dostluğuna değer veriyorum. Dilerim ki sen de bana karşı aynı duygular içinde olasın. Sakin ol. Şimdi makul konuşalım. Daha vakit varken daha ne kadar zaman var ki? Belki bir gün, belki bir saat. Şimdi bana bu vasiyetname konusunda ne biliyorsan hepsini söyle. En önemli olanı da şu. Bu vasiyetname nerede? Bunu herhalde biliyorsun. Onu hemen şimdi alıp konta gösterelim. Kontun onu unuttuğuna ve ortadan kaldırmak isteyeceğine hiç şüphem yok. Anlıyorsun ya. Benim tek dileğim onun isteğini kutsal bir ödev olarak yerine getirmektir. Buraya yalnız bu iş için geldim, tek ona ve sizlere yardım edebilmek için. Prenses, şimdi her şeyi anladım. Bunun kimin başının altından çıkmış bir entrika olduğunu biliyorum. Biliyorum ki diye söyleniyordu. Mesele bu değil ki yavrum. Biliyorum bu iş sizin koruduğunuz kadının, o sevgili Anna Mihailovna'nın başının altından çıkmıştır. Hizmetçi diye kullanmak istemeyeceğim o alçak, o adi kadının Vakit kaybetmeyelim. Aa öyle demeyin. Geçen kış buraya, bizim aramınıza sokulup, Kont'a hepimiz ve özellikle Sophie için öyle kötü şeyler söyledi ki, bunları tekrar etmeyeceğim. Sonunda Kont yatağa düştü. İki hafta bizimle görüşmek bile istemedi. İşte o pis, o iğrenç kağıdı o zaman yazdı. Ama ben o kağıdın hiçbir önemi olmadığını sanıyordum. İşe bak. Peki sen neden bana daha önce hiçbir şey söylemedin?'' Prenses bu soruya karşılık vermeden, yastığının altında sakladığı mozaik işlemeli çantasının içindedir. Şimdi anlıyorum diyordu. Evet, işlediğim bir günah, büyük bir günah varsa o da o alçak kadına karşı olan hıncımdır. Prenses bunu hemen hemen bağırarak söylemiş, öyleyken yüzü hiç değişmemişti. Hem o kadın ne diye buraya sokuluyor sanki? Durun, ona içimde ne varsa söyleyeceğim, hepsini, zamanı gelecek.'' Kobol odasıyla prensesin odasında bu konuşmalar olurken kendisini çağırtmak için adam gönderilen Pierre'le onunla beraber gelmeyi gerekli bulan Anna Mihailovna'nın bindikleri araba Kont Bezuhov'un avlusundan içeri giriyordu. Arabanın tekerlekleri pencerelerin altına serpilmiş samonların üzerinde hafif bir hışırtı yapınca Anna Mihailovna teselli edecek sözler söylemeye hazırlanarak yol arkadaşına doğru döndü ama onun arabanın bir köşesinde uyuduğunu gördü. Bunun üzerine onu uyandırdı. Pierre gözlerini açtı. Anna Mihailovna'nın peşinden arabadan indi. Ancak o zaman ölmek üzere olan babasıyla yapacağı görüşmeyi hatırladı. Arabanın ön kapıya değil de arka kapıya yanaştığını fark etmişti. İnerken esnaf kılıklı iki kişinin aceleyle kapının önünden çekilip duvarın gölge tarafına doğru koştuklarını gördü. Bir an durdu etrafına bakındı. O zaman evin gölgesinde her iki tarafta da o adamlara benzeyen birkaç kişinin durduğunu gördü. Ama gerek Anna Mihailovna, gerek uşakla arabacı o adamlara hiç önem vermemişlerdi. Oysa onları görmemeleri imkansızdı. Pierre herhalde böyle olması gerekiyor diye düşündü ve Anna Mihailovna'nın arkasından gitti. Anna Mihailovna çevik adımlarla yarı karanlık taş merdivenden yukarı doğru çıkıyor, ikide bir arkada kalan ve neden ille kontun yanına gitmesi gerektiğini, neden arka merdivenden çıkmak zorunda olduğunu bir türlü anlayamadığı halde gene de Anna Mihailovna'nın güvenli, aceleci tavırlarını görerek herhalde bütün bunların kaçınılmaz şeyler olduğuna karar veren Pierre'i yanına çağırıp duruyordu. Merdivenin ortasına gelince Yukarıdan çizmelerini takırdata takırdata, ellerinde kovalarla inen bir takım adamlarla karşılaştılar. Adamlar Pierre'le Anna Mihailovna'ya yol vermek için duvara yapıştılar. Onları görünce hiç de hayret etmemişlerdi. Anna Mihailovna bunlardan birine "Prenseslerin dairesine buradan mı gidilir?" diye sordu. Uşak sanki şimdi artık ne yapsa hoş karşılanacakmış gibi korkusuz, gül bir sesle buradan diye karşılık verdi. Soldaki kapı teyzeciğim. Bir yer merdivenin üst başındaki sahanlığa gelince belki de kont beni çağırmamıştır dedi. Kendi odama gitsem daha iyi olur belki. Anna Mihailovna Pierre kendisine yetişsin diye durakladı. O sabah tıpkı oğluna yaptığı gibi genç adamın elini tuttu. Ah dostum inanın ki sizin kadar acı duyuyorum ama cesur olun. Pierre gözlüğünün camları arkasından yumuşak bir ifadeyle bakan gözlerini Anna Mihailovna'ya çevirerek "Ben gideyim daha iyi." dedi. "Ah dostum, size yapılan haksızlıkları düşünün. Babanız belki de can çekişiyor." Derin derin içini çekti. "Sizi hemen kendi oğlum gibi sayıyorum. Bana güveniniz Pierre, sizin menfaatlerinizi unutmuyorum." Pierre hiçbir şey anlamıyordu. Öyleyken bütün bunların gerçekten öyle olması gerektiğini daha kuvvetli bir şekilde duydu. Uslu uslu Anna Mihailovna'nın arkasından gitti. Anna Mihailovna o anda kapıyı açıyordu. Kapı arka dairelerin bulunduğu sofaya açılıyordu. Bir köşede prenseslerin ihtiyar uşağı oturuyor, çorap örüyordu. Pierre evin bu tarafına hiç girmemişti. Böyle odalar olduğunu bile bilmiyordu.'' Anna Mihailovna onlara yetişip önlerine geçen ve üstünde sürahi bulunan bir tepsi taşıyan genç bir kıza "Canım yavrum" diyerek prenseslerin hatrını sordu. Sonra Pierre'i taş koridordan daha ileriye sürükledi. Koridorda soldan birinci kapı prenseslerin oturdukları odalara açılıyordu. Sürahiyi götüren hizmetçi kız aceleden o sırada evde her şey aceleyle yapılıyordu, kapıyı kapamamıştı. Bu yüzden Anna Mihailovna ile Pierre kapının önünden geçerken ellerinde olmayarak Prens Vasili ile Büyük Prenses'in yan yana oturup konuştukları odaya göz atmaktan kendini alamadılar. Prens Vasili odanın önünden geçenleri görünce sabırsız bir hareketle geriye çekildi. Prenses ise ayağa fırladı, kapıyı öfkeyle, şiddetle çarparak kapadı. Bu davranış prensesin her zamanki sakinliğine o kadar uymuyordu ve Prens Vasili'nin yüzündeki korku o kadar azametli tavırlarına aykırıydı ki Pierre durakladı. Kendisine yol gösteren Anna Mihailovna'ya gözlüğünün ardından baktı. Anna Mihailovna hayret göstermedi. Yalnız hafifçe gülümseyerek sanki bütün bunları zaten bekliyormuş gibi bir tavırla içini çekti. Pierre'in soran bakışına menfaatlerinizi ben gözeteceğim diye karşılık verdi. Sonra daha hızlı adımlarla koridordan ileri doğru yürümeye devam etti. Pierre olan bitenleri anlamıyor, ne anlama geldiğini hiç kavrayamıyordu. Bildiği tek şey vardı. O da her şeyin böyle olmasının gerekli olduğuydu. Koridordan kontun kabul odasına bitişik iyice aydınlanmamış bir salona çıktılar. Bu Pierre'in kapıdan girdiği o ihtişamlı odalardan biriydi. Boş bir banyo küveti duruyordu ve yanına su dökülmüştü karşılarına ayaklarının ucuna basarak yürüyen ve onlara hiç önem vermeyen bir tavırla elinde buhurdan tutan bir papaz yardımcısıyla bir uşak çıktı. Pierre'le Anna Mihailovna genç adamın yabancısı olmadığı İtalyan biçimi iki penceresi kış bahçesine bakan ve Katerina'nın büyük bir büstüyle kocaman bir boy portresi bulunan kabul odasına girdiler. İçeride hep aynı insanlar, aynı pozlarda oturuyor, birbirleriyle fısıldaşıyorlardı. Hepsi susup içeriye giren o ağlamaklı yüzü sapsarı olmuş Anna Mihailovna ile onun arkasından uslu uslu başını eğerek yürüyen iri yarı şişman Pierre'e baktılar. Anna Mihailovna'nın yüzünde artık son dakikanın geldiğini gösteren bir ifade belirmişti. Petersburglu bir hanıma yakışır bir tavırla Pierre'i yanından hiç ayırmadan odaya sabahkinden daha da serbest girdi.'' yanında can çekişen adamın görmek istediği birini getirdiği için muhakkak kabul edileceğini biliyordu. Odada bulunanları şöyle bir süzdükten sonra konta karşı dini görevini yerine getiren papazı gördü. Eğilerek değil de dizlerini bükerek sanki boyu küçülmüş gibi çevik adımlarla kayarcasına yürüdü. Saygıyla Önce birinci din adamının elini öpüp kutsamasını bekledi sonra öbürüne yaklaştı aynı şekilde onun tarafından da kutsandı Ona Tanrı'ya şükür yetiştik dedi Biz bütün akrabalar o kadar korktuk ki sonra sesini alçaltarak işte bu delikanlı kontun oğludur diye fısıldadı Ne korkunç bir an Bunları söyledikten sonra doktora yaklaştı Aziz doktor bu kont bu çocuk bu genç Kontunoğlu'dur. Ümit var mı? Doktor hiç konuşmadan hızlı bir hareketle gözlerini yukarı doğru kaldırarak omuzlarını silkti. Anna Mihailovna aynı hareketi tekrarladı. Gözlerini kaldırıp omuzlarını silkti. Sonra gözlerini hemen hemen kapayarak içine çekti ve doktorun yanından uzaklaşıp Pierre'e yaklaştı. Genç adama belirli bir saygıyla aynı zamanda hüzünle karışık bir sevgiyle Tanrı'nın koruyuculuğuna ve sevgisine güveniniz dedi. Sonra Pierre kendisini divana oturup beklemesini işaret etti. Herkesin gözlerini diktiği kapıya doğru sessizce yürüdü. İçeri girdi. Kapı hafif bir sesle arkasından kapandı.